İyi akşamlar Medyascope izleyenleri. Mekan ve İnsan'ın 54. programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Koray Velibeyoğlu ve kendisiyle sağlıklı şehirler, akıllı kentler üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçen hafta Edip Dinçer'le birlikte kent ve sağlık üzerine bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bugün Koray Hocam'la birlikte bu sohbeti birazcık daha derinleştiriyor olacağız. Ve bunun bugünün kentleri, 21. yüzyıl kentlerinde ne manaya geldiği ve tasarım, kentsel tasarıma nasıl yansıyabileceği ile ilgili birazcık daha derinleştirmeye çalışacağız mevzuyu. Halk sağlığı mevzusunu. Koray Hocam'ı ben size hemen kısaca tanıtayım. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi. Kentsel tasarım teorisi ve pratiği, bilgi yönetimi, varlık odaklı yerel kalkınma, akıllı şehirler, doğa esaslı çözümler, yeşil altyapı alanlarında çalışmaları bulunmakta ve yakın zamanda da Avrupa Birliği Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen Urban Green Up ve Rurotage başlıklı projelerde de araştırmacı görevi üstlenmekte. Aslında Koray Hocam'ın çalışmaları ve genel olarak aktifliği, akademik hayatta da aktifliği gerçekten çok fazladır. Ama kendisi de mütevazi davranıp bizimle birlikte özgeçmişini paylaşmasını istediğimizde bu kadar kısacık özet geçmiş. Ama hakikaten internette de biraz araştırma yaparsanız Koray Hocam'ın çalışmaları ve derinlemesine yaptığı pek çok diğer işle ilgili de bilgi bulabilirsiniz rahatlıkla. Fakat bugün konuşacağımız ve sohbet edeceğimiz şeyler hakikaten çok geniş. Benim de ilgimi de çekiyor. Koray Hocam'la birlikte sohbet etmeyi de özledim. Dolayısıyla biz bugün hemen konumuza geçelim isterim. Şimdi Koray Hocam bizimle kentsel çevre tasarımında halk sağlığı algısının dönüşümü üzerine bir çalışmasını paylaşmıştı. Ve ben de sohbete müsaade ederseniz buradan başlamak istiyorum. Siz bu çalışmada halk sağlığı ve kentsel tasarımın aslında birbirleriyle ilişkili olarak başladığını, fakat daha sonra tarihsel süreçte konjonktürün getirdiği belli başlı sebeplerle bu ilişkinin yavaş yavaş kopmaya başladığını anlatıyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki ekonomik refah, nüfusun artışı da bu dönüşümdeki önemli sebeplerden bir tanesi. Şimdi bugüne baktığımız zaman, 21. yüzyılın kentlerine baktığımız zaman iklim değişikliği de önemli bir parametre olduğu için çok büyük bir ihtimalle artık sağlıklı kentler üzerine konuşulmaya, sağlıklı kent kurgusu nasıl yapılabilir diye düşünülmeye başlandı. Hatta geçen hafta biraz önce de sözünü ettiğim Edip Dinçer'le olan sohbetimizde de Dünya Sağlık Örgütü'nün bu sağlıklı kent kurgusundan biraz bahsetmeye çalıştık. Ama siz bu süreci bize birazcık daha detaylı olarak anlatırsanız, bu halk sağlığı ve kentsel tasarım nasıl bir ilişki içerisindeydi, bu ilişki nasıl dönüştü ve bugün nasıl bir hal aldı? Evet, ben şehircilik tarihi dersi de veriyorum. uzun anlatıyoruz bunları derslerimizde. Evet. Biz tabii hep o hikayenin ilk kısmına vakıfız. Yani baktığınız zaman şehir planlama diyorsunuz ki acaba bir meslek alanı olarak nasıl belirdi? Bu soruyu cevaplarken hep karşınıza bir endüstri kenti, o kentin sorunları ve o sorunlarla mücadele eden bir alan olarak belirdiğini görüyorsunuz. Ve sağlık, burada halk sağlığı özellikle çok önemli. Çünkü ünlü tarihçi Lewis Mumford'ın bir deyimi var. Yani endüstri devrimini anlatırken bu her şeyin mükemmel olduğu değil, insanlık tarihinin en sorunlu, en önemli sağlık problemlerinin yaşandığı dönem olarak tarif ediyor bu dönemi. Ve gerçekten bu dönemde gerek tasarım, gerek planlamanın gelişimi, gerek buna yönelik olan çözümlerin hep sağlıklı yaşam üzerine ve bunu sağlamak üzerine kurulduğunu görüyorsunuz. Yani bugün bizim kullandığımız kentlerdeki işte arter dediğimiz kelime bile aslında bakarsanız bu sağlık anlayışından kaynaklanıyor. Yani bazı tıp terimleri bu dönemin belirleyicisi olmuş ve biz bunları kullana gelmişiz. Bugün çok rahat kullanıyoruz ama arter işte kan, sağlıklı akış ve buna bağlı olarak kentin dolaşımının doğru düzgün olması gibi tarif ediliyor. Şimdi bugünün problemlerine baktığımız zaman acaba diyoruz ki sağlık nerede duruyor? Şimdi sağlık bugünün dünyasında bireyin alanına hapsedilmiş durumda. Yani baktığınızda bir işte tıp dünyası var, doktorlar var, hastaneler var, tedavi var, bir birey var. Fakat bu bireyin yaşadığı çevre, o çevreyle olan ilişkiler ve bunun acaba yani planlamanın ve tasarımın
bunu şekillendirmekteki, sağlık algısını şekillendirmekteki durumu ile ilgili pek bir fazla bilgimiz yok. Şimdi buradaki kopuş aslında buradan geliyor. Yani bir 100-150 yıl önce biz neyi konuşuyorduk, şimdi neyi konuşuyoruz? İşte bu sağlığın kendi alanına hapsolma meselesi aslında bizim üzerine durmamız gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu bir hani önleyici tıp diye bir şey var ya, aslında hani bizim o bileşenin içinde bizim olmamız gerekiyor meslek alanları olarak. Çünkü gerçekten birinin hastalanmadan önce yaşadığı çevreden bir kere o aldığı yaşam kalitesi ve yaşam doyumunu bir kere öncelikle vermek gerekiyor ki o kişi orada hayatını iyi bir şekilde devam ettirebilsin. Çünkü sağlık fiziksel olduğu kadar mental de bir şey. Tabii. Yani yaşanılan ortamdan duyulan memnuniyetle de açıklanan bir şey. Bu işte bizim çalışma alanlarımızda biraz fiziksele doğru belki gittiğimiz için unuttuğumuz veya atladığımız diyeyim bir şey. Ama karşı tarafta aslında baktığında çok da buna hazırlıklı değil. Yani karşı tarafta erken daha çok özellikle tıp ve halk sağlığı alanında çalışan veya bu konuda üretim yapanları kastediyorum. Onlar da tasarımla, coğrafyayla, mekanla ilişki kurmak noktasında ihtiyaçlar gösteriyorlar. Bizim aslında bunları bir araya getirmemiz, birleştirmemiz gerekiyor. Bütün bunları beni düşündürten aslında geçen yıl Aralık'ta katıldığım Sağlık ve Kent Kongresi oldu. Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlemiş olduğu. Orada bu çalışmamı sunmuştum. Ve şunu gördüm ki aslında beni dinleyen tıp doktorları, aa evet sizin alanın da böyle bir geçmişi olduğunu ve bizim bu kadar ilişkili olduğumuzu bilmiyorduk dediler. Bu ilişki beni çok özellikle etkiliyor. Çünkü artık problemler çok karmaşık. Dediğin gibi iklim değişikliği gibi bir problem gündemde, bunun sağlıkla olan ilişkisi bizim için çok çok önemli hale geldi. Çünkü yani şunu şöyle düşündüğün zaman işte kentteki yanlış yapılaşmadan, betonlaşmadan kaynaklı kentte oluşan ısı adaları, bunların oluşturduğu sıcak hava dalgaları o kadar kötü etkiliyor ki kırılgan gruplar, işte yaşlılar, çocuklar, kentteki bütün canlılar için bir süre sonra bunlar ölümcül olmaya başlayacak. Doğru. Dolayısıyla bizim bu tarafa doğru bizim de yapabileceklerimiz çok fazla ve bu iki alanın mutlaka el ele birlikte gidiyor olması gerekiyor. Evet. Bir ikinci şey, bir trend olarak da onu söylemek lazım. Dünya şimdi endüstrileşmenin bir sonucu olarak kentleşmeyle karşılaştık ve bu 150 yıl önce kentleşme neredeyse doğal bir sonuç veya bunun bir çıktısı olarak kabul ediliyordu. Fakat şimdi kentleşme artık endüstrileşen bölgelerin meselesi olmaktan çoktan çıktı. Yani dünya nüfusu 2050'lerde 10 milyarlarda olacaksa bu şunu söylüyor aslında, kentleşme bir küresel bir fenomen. Ve artık kentleşmeden veya insan etkisinden uzak hiçbir yer kalmayacak. Buna belki Antarktika'da dahil olmak üzere. Evet. Demek ki kentleşme olacaksa ve biz bunu doğru düzgün yapamayacaksak, bütün artık şeyi geçiyorum, kendi kentlerimizi falan, dünya çapında biz bunu başaramayacaksak, hepimizi bir dizi seri felaket bekliyor. Buna da hazırlıklı olmak demek, işte kentle bir kere o ilişkiyi öncelikle mikro çevreden, yani en yakından, mahalleden falan kurarak başlamamız gerekiyor. Yani evet, problem çok çok büyük, kabul, ama bunun çözümü yine de şeyden geçiyor. İnsanların meseleyi doğru algılayıp buna katılımcı bir perspektiften, çevreden yaklaşmasından geçiyor. Bunun başka bir çözümü yok gibi geliyor bana. Evet. Bilmiyorum katılır mısınız ama ben genel olarak bu tip kopuşları biraz da fazla uzmanlaşmayla da ilişkili buluyorum. Bu sadece sağlık bilimiyle ilgili bir şey değil. Tüm meslek alanları aslında kendi içlerinde çok ciddi uzmanlaşmalara doğru giderken sanırım interdisipliner çalışma kültürünü de bir şekilde öyle kaybediyoruz. Yani şöyle düşünüyorum çünkü. Şimdi son zamanlarda iklim değişikliğiyle ilgili ben de birazcık bu aralar sağlıkla ilgili çalışmalarla haşır neşir olmaya başladığım, literatürü karıştırmaya başladığım için gördüğüm bir şey bu. Bir kere gıda ve temiz gıdaya erişimden, evet, ötürü
oluşan pek çok hastalık var ve bu planlamanın da bir sorunu. Çok uzun zamandır biz kendi içimizde konuşuyoruz ama bunun sağlıkla olan ilişkisini, ziraatla olan ilişkisini, kırsal planlamayla olan ilişkisini biz de sanırım bir noktada bırakmışız uzmanlaşmaya başladığımızda. İkinci önemli şeylerden bir tanesi dediğiniz gibi iklim değişikliğine bağlı ısı değişiklikleri. Kentsel ısı adalarının beraberinde aynı zamanda kontrol edilemeyen ya da kestirilemeyen mevsimsel değişiklikler ve bunun beraberinde getirdiği hastalıklar, buna alerji de diyebilirsiniz. Tabii elbette, çok ben bir sağlık bilimci olmadığım için çok da yanlış şeyler söylememek adına detaylı konuşmayayım belki ama biz bunu da planlamada konuşuyoruz. Bir de iklim değişikliğine bağlı gelişen anladığım kadarıyla bulaşıcı hastalıklar varmış. Gene sağlık biliminin alanından almamız gereken doneler fakat bizim de iklim değişikliğine en çok katkıda bulunan, olumsuz manada katkıda bulunan sistemler kentler olduğuna göre yine bizim burada da girdi sağlamamız gerekiyor. Ama baktığınız zaman gene sadece planlama ve sağlık bilimi yetmiyor gibi gözüküyor. Elbette şimdi aslında sorun her iki alanın da çok sayısal göstergeler düzeyinde kalmış olması. Yani evet bazı göstergeler var. Bunlar çok önemli ve işte bugün de ölçerken işte mesela hava kalitesini ölçerken tabii havadaki kirlilik yaratan partiküllerin oranını ve bunların gözlemlerini yapabiliyoruz. Bunları canlı olarak da yani gerçek zamanlı olarak artık izlemek mümkün. Şimdi biraz işin aslında boyutları içine biraz bu akıllı şehirler konusunda katılması gerekiyor. Çünkü bir bilginin, kişinin artık davranışları, yaşam biçimi içine girebilmesi için onu kullanıyor ve anlamlandırıyor olması lazım. Yoksa bizim büyük veri dediğimiz o akıp giden, işte bu şimdi petabaytlar seviyesinde konuşuluyor ki bir petabayta baktığınız zaman işte Google bunu bir saatte işliyor. Öyle düşünün ve bu bütün dünya tarihinde üretilmiş bilgilerden çok daha fazlası. Bu çok kısacık sürelerde. Peki bütün bunlar günlük yaşantıda insanın yaşam kalitesi açısından ne ifade ediyor sorusunun cevabını işte bizim akıllı şehirlerde ilişkilendirmemiz gereken konu bu. Mesela şimdi İstanbul'da ve diğer kentlerde de görüyoruz artık. İnsanlar navigasyona bakmadan değil mi, trafikteki sıkışıklık durumuna bakmadan adım bile atmıyorlar. Doğru. Veya işte sağlıklı yaşamanın ölçüsü şimdi 10 bin adımlar çıktı biliyorsun. Bakıyor saatinden 10 bin adım olmuş ben bugün sağlıklıyım gibi bir şeyler söylüyor. Yani aslında bunlar evet yani ölçüm metotları şunlar bunlar tartışılabilir ama bunlar gündelik hayata nasıl girdiğine dair ipuçları aslında bize. Doğru. Yani bu sağlık alanının da böyle kent dediğimiz karmaşık aygıtın yönetimi veya algılanması açısından da böyle yöneticiler için de yaşayanlar için de yani biz hazırlıklı olabilmemiz için çünkü biraz önce dedin ya iklim değişikliği ani değişiklikler diye ani değişikliklere çabuk tepki verebilmek için anlık akan veriyi senin hayatında anlamlı bir biçime getirmen lazım. İşte havadaki partikül madde oranı benim ne işime yarayacak dediğin anda bunu anlamlandırabilecek yani o altyapıları bizim doğru kavramımızı sağlayacak şu an uygulamalar var. Bu aplikasyonlar meselesi var. İşte mobil uygulamalar hepsi cebimizde duruyor şu an. Şimdi bunlar benim gündelik yaşamıma nasıl katılacak? Ben bunları nasıl kullanacağım noktası var. Yani bir kullanıcı boyutu. Daha önemli bir şey var burada. Bu verilerin üreticisi olma meselesi. Yani bir anlam katacaksanız sadece kullanıcı olmak yetmez. Çünkü o halen bir tüketici pozisyon. Yani birileri sizin için bir şey hazırlıyor ve siz de onu kullanıyorsunuz. Evet, gündelik hayatınızda da bir şey var. Fakat akıllı şehirlerde şu olay da var. Siz aynı zamanda bu verinin üreticisisiniz. Yani vatandaşın ya da bireyin sensör olma durumundan bahsediyorum. Bu sensör böyle işte uzakta yanıp sönen bir şeyler ya da sizin görüntünüzü yakalayan bir takım şeyler değil. Tam tersine sizin katkıda bulunmanız gereken bir şeyden bahsediyorum. İşte bizim son dönemde yaptığımız bir çalışmalar dizisi var. Vatandaş bilimi diye geçiyor bu. Bu vatandaş bilimi konusunda yapmış olduğumuz şey şu. Bilimsel çalışmalara kişiler aktif olarak nasıl katılabilirler? Ve bu bilimsel çalışmayı destekleyici olarak veri üretiminde nasıl katkıda bulunurlar? Örneğin işte jeoloji olabilir bunlar, astronomi olabilir, alan olarak botanik olabilir, arkeoloji olabilir.
Belgelemesi zor, saha çalışması gerektiren alanlarda kişiler kendileri bizzat veriyi üreterek, bunu bir mobil uygulamaya aktararak çevresindeki, örneğin biyoçeşitliliği belgeleyebilirler, çevresindeki arkeolojik değerleri belgeleyebilirler, çevresindeki jeolojik yapılardan kaynaklanan zenginliği belgeleyebilirler. Bunun için basit bilimsel metodolojileri ve saha araştırma yöntemlerini kişilere aktardığınızda yapabilmek mümkün. Dolayısıyla günümüzün dünyası tüketici pozisyonda olmayı aslında reddediyor. Doğru. Sizin de üretici olmanız lazım ve sizin de bir katkıda bulunmanız lazım. Bu karşılıklı etkileşim olduğu sürece o teknoloji sizin hayatınızda bir anlam dünyası yaratmaya başlıyor. Bu anlam dünyası içinde kaldığınız zaman bunu sağlıkta kullanabilirsiniz, ulaşımda kullanabilirsiniz, çeşitli alanlarda kullanabilirsiniz. Bu çok çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi siz böyle söyleyince aklıma geldi ama gene bizim geçmiş bölümlerimizden bir tanesinde Gülşah Eker'le burada harita üzerinde konuşmuştuk ve Türkiye'de de faaliyet gösteren Yer Çizenler Derneği diye bir dernek var. Herkes için haritacılık. Bizim üniversitede öğrencilerimizle birlikte bir mapathon gerçekleştirdik. Bu bir haritalama maratonu. Evet. Ve biz mesela Filipinler'de temiz gıdaya ulaşım ve erişimi sağlamak maksatlı olarak oturduk. Mimarlık öğrencileri, hatta hiç mekan tasarımı ile ilgili olmayan öğrenciler de dahil hep birlikte Filipinler'de bir bölgenin haritalamasını yaptık. Dediğiniz gibi tüketiciden üretici konumuna geçmek aynı zamanda aslında yeni bir yandan siz üretiyorsunuz, bir yandan aslında karar mekanizmalarının da bir parçası oluyorsunuz. O yüzden de sanırım kuvvetli bir aygıt diye düşünüyorum. Evet, gerçekten öyle. Yani 70'lerin, 80'lerin dünyası sağlık alanındaki ölçümlerde, kent ile etkileşimde çok önemli veriler ürettiler muhakkak. Fakat bu veriler çok ulusal düzeyde kaldı. Bu veriler işte genel olarak kentleri kıyaslamakta kullanıldı. Ama bunlar bizim, teknolojilerin böyle bir avantajı var, gündelik hayatımıza çok yansımamıştı. Şimdi gündelik hayatımızın içinde ve biz bunu bu anlam dünyası içinde koyabildiğimiz takdirde bu ilişki çok daha rahat kurulacak. Dediğim gibi yani bir üretici-tüketici pozisyonu bir kere yeniden tariflememiz lazım, sizin çalışmanızda da olduğu gibi. İkincisi de bu üretme işinin aslında... Mesela yani bugünkü tıp alanındaki yani bireyin mutluluğu, bireyin maksimizasyonu, işte bireyin tüketmekten aldığı haz yerine koymamız gereken aslında toplulukla birlikte üretim ve bunun kentin kamusal alanlarında. Mesela son zamanlarda gördüğümüz aslında kent bostanları gibi deneyimler bizim için böyle çok önemli ipuçları veriyorlar. Yani birlikte hem bir üretici pozisyon, hem bunun kolektif olması, hem de bundan sağladığınız aslında mental olarak da bir doyum var ki bu bir ürünü, bir malı tüketmekten daha değerli ve daha kalıcı bir şey. Çünkü sadece size ait olan bir şey değil, kolektif olarak paylaştığınız bir şey. İşte bizim koymamız gereken, yerine koymamız gereken, yani birey üzerinden tarif edilen ve işte tüketimcilikle tarif edilen şeyi yerine koymamız gereken bu. Bunu başardığımız takdirde bu teknolojiler daha anlamlı olacak. Sağlıkla olan ilişkimiz sadece fiziksel işte boyutta kalmayacak, o mental boyutu da kapsayacak ve bütün bunlar olduğu zaman da o kent yaşayanlar için de hem daha anlamlı hem daha sağlıklı bir nesne olarak görülmeye başlayacak diye düşünüyorum. Tam da bu noktada aslında çok güzel bir yerde sözü bana bıraktınız soru sormam için. Benim de aklımda şöyle bir şey var. Sizin biraz önce sözünü ettiğim makalenizin son öneri kısmında verdiğiniz şöyle bir şey var. Diyorsunuz ki, kentin halk sağlığı açısından dikkate alınması gereken unsurlarını yeniden değerlendirecek ya da değerlendirecek olursak aslında dört başlık altında çözüm önerisinde bulunuyorsunuz. Evet. Doğa esaslı çözümler demişsiniz, müşterekler demişsiniz, kentli hakları demişsiniz. Bir de zaten bu programın içeriğinde de daha da açtığımız kentsel teknolojilerden bahsediyorsunuz. Biraz bu başlıklar altında neleri kastettiğiniz, yani bunları neye tekabül ettiğini açabilirseniz. Şimdi doğa esaslı çözümler aslında işte bu bahsettiğimiz sağlıklı çevrenin üretimi konusunda, yani hem biyoçeşitlilik açısından hem de kentlerin aslında ilişkisel olarak işte bu insanın etkisinin sonsuz genişlediği dünya içinde doğayı bizim yeniden keşfedebilmemiz için
önemli bir araç ve buna ilişkin uygulamalar. Yani doğa esaslı çözümler de aslında biz kentlinin kullanabileceği, kente doğanın nüfus edebileceği tasarım uygulamalarını getirmeye çalışıyoruz. Mesela yani cep parkları gibi bir şey. Bu kentin her yerine yaygınlaştırabilirsiniz, çok sayıda yapabilirsiniz. Kentliyle bir ilişki kurmayı sağlar. Çünkü küçük veya büyük, önemli olan bu tür alanların, bu tür çözümlerin bir kentin içinde bir ağ oluşturması, bir ilişkisellik oluşturması. Çünkü o bütünsellik olmadığı zaman, o kopukluk olduğu zaman kentle doğayı halen birbirine karşıt, birbiriyle düşman gibi algılamaya devam ediyoruz. Oysa bunlar birbirini iç içe örmek mümkün. Yani doğa esaslı çözümlerde hedeflenen şey esasında bu. Yani Avrupa Birliği'ne baktığınız zaman bu doğa esaslı çözümlerden geliştirdiği perspektifi dört aşamada aslında iklim değişikliğiyle ve sağlıkla şöyle bağlıyorlar. Birinci aşamada önce enerji konusuyla gündeme geldi. Enerji ve onun etkinliği, verimliliği, işte karbon salımının azaltılması gibi hedeflerle gündeme geldi. Bu biraz azaltım stratejisi üzerineydi. Fakat daha sonra doğa esaslı çözümlere geçildiğinde ikinci basamak diye düşünebilirsin bunu. Burada konu azaltımdan ziyade artık iklim değişikliğine uyum, adaptasyon üzerine gelişmeye başladı konu. Yani bu doğa esaslı çözümlerin temelinde bu adaptasyonu sağlama düşüncesi var. İşte kentteki işte sıcak hava dalgalarını nasıl engelleriz, sel taşkın riskini nasıl azaltırız, biyoçeşitliliği nasıl koruruz? Kentin kamusal alanları olan işte dereleri, ondan sonra gölleri, denizleri nasıl ortak kullanım alanı olarak, müşterekler olarak tarif edebiliriz? Bunlar üzerine odaklanmaya başladı. Üçüncü aşama kentlerdeki dönüşümü, işte bu kentsel dönüşüm dediğimiz konu, bunları nasıl sağlarız ve kenti aslında iklim uyumlu, işte daha sağlıklı yaşanabilir çevre olarak nasıl ele alabiliriz? Dördüncü aşama ise bunun yönetişimini nasıl sağlarız? Yani biraz önce konuştuğumuz vatandaş için bunu nasıl anlamlı hale getiririz? Böyle bir kurgu içinde ilerliyor ve arka arkaya çağrılar olarak geliyor. İşte benim biraz önce program başında bahsettiğim doğa esaslı çözümler aslında bunun ikinci basamağında bir yerde duruyor. Doğru. Şimdi bizim işte kent bostanları ile falan başlayan hikayenin burada yeşil altyapı denilen ve aslında bugün bildiğimiz yol, ondan sonra köprü, altyapı sistemleri bunların doğayla bütünleşik, daha basit, daha ucuz ve bunlarla entegre olan çözümler üzerine bir kere çalışmamız gerekiyor. Hı hı. Birinci konu bu. İkinci konu bu kentli hakları, müşterekler meselesi. Bunların, bu çözümlerin mutlaka işte biraz önce bahsettiğim gibi herkesin hissedebildiği, anlamlandırabildiği bir seviyede kurulması lazım. Tasarım buna şöyle yardımcı oluyor. Bunu anlamlı olarak kamusal alana taşıyor. Parklara taşıyor, meydanlara taşıyor, sokaklara taşıyor, mahallenin kurgusuna taşıyor. Bunları başardığınız ölçüde de insanlar buna katılacak araçları sizin oluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla burada müşterekler, yani herkesin ortak kullandığı alanlar bizim için önemli birer çalışma alanı haline geliyor. Yani bir konu da bu orada bahsettiğim. Bir diğer konu da, yani belki son olarak bahsedebileceğim konu da kentsel teknolojiler. Yani biz bu teknolojileri işte biraz önce bahsettim, daha soyut olarak algılıyoruz, işte bir şeyleri ölçmek için kullanıyoruz filan. Ama acaba bu katılımı örgütleyebilmek için bir tür dijital katılımcılık da diyebilirsiniz buna. Bunun için acaba nasıl kullanırız ve birlikte üretme, karar alma pratiklerinin içine nasıl entegre ederiz sorularının burada sorulması lazım. Bu şimdi üçüncü nesil diye tabir edilen akıllı şehirler aslında bunun üzerine oturuyor. Yani vatandaş odaklı akıllı şehir diyoruz ya, tam temeli bunun üzerine kuruluyor aslında. Yani daha önceki teknolojik çözümleri kentlere satalım, onlar da bunları kullanıp vatandaşa çözüm üretsin perspektifinin tamamen dışında bir şey bu anlattım. Şimdi biz daha önce akıllı kentlerle ilgili olarak yine sanırım yılbaşı öncesi hafta Onur Alp Öztürk'le bir program yaptık. Fakat onların akıllı kentler için altyapı nasıl kurulur ve bunun bize sağlayacağı avantajlar neler olabilir gibi bir sohbetti o. Şimdi bugün sizinle aslında baktığımız çerçeve biraz daha farklı. Sizin gene bizimle paylaştığınız akıllı şehirler dönüşümün neresinde
başlıklı bir makaleniz var. Ve ben makaleyi incelerken orada paylaştığınız bir tablo var. Bu tabloda da kentsel fiziksel mekanlarla kentsel elektronik mekanları kıyaslayan bir tablo yapmış Graham ve Marvin. Evet. Ve siz de bunu paylaşmışsınız ve ben çok çarpıcı buldum. Çünkü bugünün bina, yol ve meydan olarak algıladığımız fiziksel mekanlarına karşılık gelen ağlar, bilgisayar yazılımları ile oluşturulan yazılımlar var. Şimdi benim aklıma gelen şöyle bir şey var. Bir kere kentler acaba bizim algıladığımız kentlerden başka bir şeye mi dönüşecek? Kentin sosyal yapısı da bununla beraber başka bir şeye mi dönüşecek? Peki kentin tanımı değişirse halk sağlığı ile ilgili tanımlar da değişir mi? Evet, kesinlikle değişir. Yani burada şunu öngörmek lazım. Şimdi siz altyapı boyutunu konuşmuşsunuz. Bir üç katman gibi düşünürsen, yani bir altyapı boyutu var. Biz bu altyapılardan bizim anlamlandırmaya çalıştığımız uygulamalar var. İşte bu aplikasyonlar ve bunlar artık cebimizde taşıyoruz veya bilgisayarımızda duruyor. Bir de bunun topluma ve bireye olan yansımaları var. Şimdi bu üçü aslında etkileşim içinde gidip geliyorlar. Yani biz bir akıllı şehir dediğimizde aslında bu üç sistem birlikte çalışıyor. Her ne kadar ilk nesil biraz bu altyapı boyutunda kalmış olsa da aslında toplum birey ilişkisine doğru getirdiğiniz zaman bu tam olarak teşekkül etmiş oluyor. Ve işte biraz önce bahsettiğim o üçüncü nesil aslında gündeme gelmiş oluyor. Yani her bir parçanın aslında aynı anda var olduğunu ve çalıştığını düşünebilirsiniz. Ama farklı boyutlarda, yani farklı kentlerde bunlar çok farklı algılanabiliyor. Örneğin işte bir Barcelona'da üçüncü nesli biraz daha fazla konuşurken bir başka kentte belki henüz bu işin altyapısını daha fazla konuşuyor olabilirsin. Bu farklılık gösteriyor ama hani biri diğerinden daha üstün ya da daha gelişmiş ya da daha farklı değil. Şimdi burada kentlerin uyumu, burada işte biraz önce o Graham ve Marvin'in tablosu aslında bunu çok iyi gösteriyor. Önce teknoloji aslında kenti taklit ediyordu. Yani teknolojik altyapılara baktığımız zaman kentte gördüğü şeyleri taklit etmeye, işte kentin yoluna, işte bizim otoyol dediğimiz şeye onlar enformasyon otoyolu diyordu. Bizim agora dediğimiz yere onlar elektronik agora diyordu filan gibi. Yani baktığınız anlamda kentte gördüğü şeyi ya da yaşam ortamını taklit ediyordu teknoloji önce. Şimdi ise iş biraz daha terse dönmüş görünüyor. Biz teknolojinin oluşturmuş olduğu ortamları taklit etmeye başladık veya kentler biraz daha onun etkisiyle şekillenmeye başladı. Ama bu kolay bir dönüşüm değil. Yani baktığımız zaman bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Teknoloji böyle akıyor. Çok hızlı ve günlük, saatlik, anlık neredeyse değişimler üzerinde gelişiyor. Ama bir en alt katmanda ise, bunu bir nehir gibi de düşünebilirsiniz, en yavaş akan ise kültür. Kültürün değişmesi yüzyıllar alıyor. Kentler ise böyle ortalarda bir yerde sıkışmış durumda. Yani 30 seneler, 50 seneler filan belki bunları gözetiyor olmamız lazım. Dolayısıyla teknolojinin bir kente olan etkisini görmek öyle hemen anlık olacak bir şey değil. Bu biraz zaman alacak. Ve işte biz bu öyle bir dönüşümün belki başlarında filanız. Şimdi bu zaman içinde ilerleyecek ve bir başka şekle dönüşecek. Onu göreceğiz ama bu dönüşüm hala teknolojinin hızını yakalayan bir dönüşüm olmayacak. Teknoloji de bir başka noktaya doğru gidiyor olacak. Yani bunun işte kentin daha çok kültür katmanı ile olan etkileşim nedeniyle bizim bunu biraz daha geriden takip ettiğimizi düşünebilirsiniz. Ama kentin yönetimi biraz daha aslında daha çabuk uyum sağlayabilir. Çünkü biz bir kentin yönetimi meselesinde genel anlamıyla geçmiş verilere bakıyoruz. İşte işsizlik verisine bakıyoruz, yeşil alan verisine vesaire vesaire. Şimdi anlık olarak gözlemleyebileceğimiz şeyler var. İşte çevre, enerji, bunların anlık olarak yönetebiliriz. Örneğin karbonsuz ulaşım bölgeleri yaratabiliriz. Bunları gerçek zamanlı izleyebiliriz ve yetkilendirip izin verip vermeme hakkına da sahip olabiliriz. Bu şimdi gerçek zamanlı olarak benim bu işi kontrol edebilmemi sağlıyor. Bu boyutları es geçmemek gerekiyor. Yani artık yönetimin de daha çevik, gerçek zamanlı veri üzerine stratejilerini kurması, geliştirmesi gerekiyor. Yani onun da geriden gelmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bence yönetimsel olarak ilk başta
bu uyumun daha hızlı kurulabileceğini söyleyebiliriz. Ama kentin fiziki mekanı ve kültürü şüphesiz ki daha sonra dönüşecek. Hı hı. Bu kesin. Hı hı. Peki benim naçizane fikrim şu şekilde. Bu dönüşümün henüz bu kadar başındayken meslek insanları ve bilim insanları olarak aslında bunun farkında olmak ve bununla ilgili gerekli çalışmaları yapmaya başlamak için uygun bir zaman diye düşünüyorum. Bu bize avantaj sağlayacaktır. Evet. Aksi takdirde dediğiniz gibi evet her ne kadar kültür ve kent biraz daha geriden geliyor da olsa bizim aslında hazırlığımızı ona göre yapmamız gerekiyor. Elbette. Bu da zaten işte çok güzel bir noktaya değindi. Bu da zaten bizim eğitimimizi ve konuyu algılama biçimimizi değiştirmemiz anlamına geliyor. Hı-hı. Yani biz tabii ki kentler ve kültür geriden gelecek ama bununla ilgili çalışanlar, meslek insanlarının önde gitmeye ihtiyacı var ve bu trendlerin doğru olarak yorumlanmasına, çözümlenmesine, anlaşılmasına katkıda bulunmamıza ihtiyaç var. Dolayısıyla bizim eğitim metotlarımızı da bu anlamda geliştiriyor olmamız lazım. Yani o paradigma dönüşümünü eğitime de yansıtabilmek gerekiyor. Bu belli ölçüde başarılıyor ama dediğim gibi yani bunun sonuçları, ilişkileri, kullanım mesela bir büyük verinin görselleştirilmesi konusu, anlamlı hale getirilmesi konusu bizim müfredatımızda çok yer kaplamıyor. Hı hı. Ama aslında çok çok önemli bir konu. Çünkü biz onu başaramadığımız takdirde bir şeyleri anlatıp onlardan hemen çözüm üretmemiz mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla bu konulara bizim eğilmemiz gerekiyor haliyle. Bir de tabii moda şeylere çok takılmamak gerekiyor. Yani şimdi bugün akıllı şehir diye konuşuyoruz. Ben bu konuyu 15 yıldır araştırıyorum. Daha önce biz akıllı şehir falan demiyorduk. İşte elektronik kentler falan diyorduk. Daha sonra işte bilgi kenti diye bir şey demeye başladık. Şimdi akıllı şehirler diye bir şey diyoruz. Bu neden böyle oluyor? İşte yani zamanın ruhu da var. Doğru. Ve vurgular da değişiyor. Yani ağırlık şimdi eskiden teknolojinin gelişimindeydi. Teknoloji ne kadar gelişiyorsa kent otomatikman dönüşüyor veya değişiyor zannediyorduk. Oysa şimdi mesela bilgi kenti dediğimiz zaman da üretim sistemlerinin değişimi çok ilgimizi çekiyordu. Üretimin coğrafyasının değişmesi, işte beyaz yakalıların bu bilgi yoğun işlerde çalışmaları, bu bilgi çalışanı dediğimiz kişilerin çıkması falan gibi konular önemli oluyordu. Ben ekranda kendimizi göremeyince program kesildi mi ya da yayında bir problem var mı diye baktım ama yukarıdan uyarı gelmediğine göre sanırım bir şey yok. Zaten ben de tam toparlayacaktım. Evet, bir son olarak toparlamaya çalışayım ben de. Yani son şey, hani bu niye akıllı şehirler demeye başladık? Şimdi artık bu son aşamada da artık bu uygulamalar olgunlaştı, altyapılar uygunlaştı ve günlük hayatımıza girmeye başladı. O yüzden artık şimdi böyle bir şeyler kullanıyoruz. Çünkü artık bizim için soyut, orada bir şey var uzaktadan, bizzat hayatımızın içine girdi. O yüzden bizde çok yer teşkil etmeye ve herkes tarafından konuşulmaya başlandı diye düşünüyorum. Sevgili hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizim için Tekirdağ'daki saha çalışmanızdan sonra İstanbul'a geldiniz, bizimle evet. Stüdyoda birlikteydiniz ve İzmir'e gideceksiniz tekrar. Sağ olun, ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Eklemek ederim. İstediğiniz başka bir şey yoksa programı kapatalım. Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim hocam. Sizi konuk etmek benim için bir şeref. Çok teşekkür ederim. Gelecek hafta 22 Nisan'da tekrar görüşeceğiz. Gene pazartesi saat 18'de Mekan ve İnsan'ın 55. programında sokak otları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Konuğumuz Kerem Ozan Bayraktar olacak. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.